Sevgili TV Kadıköy izleyicileri, yine maratonumuza ve serüvenimize devam ediyoruz. Bağımsız bir medyayı yaratmak için 2 senedir verdiğimiz mücadelede Türkiye'nin en değerli isimlerini ve daha da gelecek olan arkadaşlarımızı da düşünürsek edebiyata, sanata, tiyatroya, dünyaya, kültüre dair söyleşmeye devam ediyoruz. Bugün de aslında ekranda çok bilinen, tanınan ama genel anlamda tiyatroya attığı adımla ve anladığım kadarıyla daha da sahnelerde olması da hepinizin çok yakından tanıdığı, sevdiği bir arkadaşımla beraber söyleyeceğiz. Zeynep Beşerler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hemen şuradan başlamak istiyorum. Neticede ekran biraz büyülü ve ekranı elinin tersiyle etmek çok da kolay değil. Fakat sen de gözlediğim kadarıyla sıkıntılı dönemeçlerde, yani ekran hayatına baskın olduğunda bir dakika diyebildin. Hayatını korumak ve bu tercihi yapmak çok kolay değil. Oradan başlayalım istersen. Oradan başlayalım. Öncelikle aslında ekrana öyle çok bir veda etmedim, ara verdim diyelim. Yani tercih meselesi gerçekten istediğim ve hani tamam bunun için bu kadar saat sette sürünmeye değer dediğim bir iş olduğu zaman açıkçası geri dönmek. O vakitte çocuk büyütmek. Bununla birlikte yine televizyon programı falan yaptım o ara dönemde. Ama şu anda da işte tiyatroyla oyunculuğun farklı bir evresine geçiş yapmak. İşte bunların hepsi bu süre zarfında bir şekilde altyapısı yapıldı, hazırlandık ve şimdi de böyle. Oyunculukla ilgili benim çok itiraz ettiğim ve pek çok oyuncu arkadaşımla konuştuğum bir mesele var. Setlerdeki ağır işçiliği kenara koyuyorum, onu konuşuruz ama dünyada pek rastlamadığımız ama Türkiye'de giderek bir baskın hale gelen sanki insanlar sadece 20 ve 25 yaş arasında star olabilirmiş gibi tırnak içerisinde. Aslında Hollywood'da öyle değil, ileri yaşlarda da var. Dünya sineması hiçbir yerinde öyle değil. Dizilerde de böyle bir durum var. Yani gencecik bir kadın, gencecik bir erkek star oluyor. Ardından da bir dakika diyorlar, senin devrin bitti. Evet. Şimdi bu oyunculuğun doğasına da uygun değil. Biraz burayı konuşalım mı? Tabii, yani öyle bir dönem, özellikle Türkiye'de yıldızı parlayan, işte çok çabuk yıldız parlatıyoruz biz bu ülkede. Ondan sonra çok çabuk unutuyoruz. Bir anda silmeye kalkıyoruz, tükaka diyoruz, o onu yaptı, bu bunu yaptı deyip aradan çıkartıyoruz. O kadar çok sirkülasyon var ki, o kadar çok yeni gelen alt nesil, yeni nesil var ki. Diğerleri sadece belli başlı, işte anne rolü, bilmem ne rolü. Hani diziler de çok birbirinin aynası olduğu için çok alternatifli rol de olmuyor. Yani belli bir yaştan sonrası için. O yüzden de bu hep böyle devam edecek. O birazcık bizim magazin kültürünü fazlasıyla sevmemizle de ilgili bir şey olabilir. Bir de bu hikayelere dair belki tartışmamız gerekiyor. Dünyada edebiyat mutlaka her şeyi besler. Ve aslında Türkiye'de de son derece zeki ve yazarlığı güçlü olan arkadaşlarımız olmasına rağmen uzun saatlere yetiştirmek adına çok böyle bildik çatışmalar süründürülüyor. Oyuncu da bundan pek mutlu olmuyor diye düşünüyorum. Gerçek karakterler olmuyor kesinlikle diye düşünüyorum. O konuda ne düşünüyorsun? Yani bu kadar uzun zaten, yani doğaya aykırı bir şey. Seyreden için de yazık, oynayan için de, çalışan için de, herkes için çok zor bir şey. Yani bir kere öyle bir konsantrasyonun yok. 2 saat boyunca bir şey, hani sinema filmi ise belli başını bilirsin, sonunu bilirsin, biter. Ama dizi için bu kadar yoğun konsantrasyon, herkes işte mutfakta yemek yaparken, dinleyerek, işte o arada çocuğu giydirirken, çocuğu yatırırken o aralarda dizi seyrediyor aslında. Hani gerekli mi? Değil. Nasıl artık dijital platformlarda hep seyrettiğimiz şeyler ya 25 dakika ya 35 dakika. O sınırlamayı getirseler çok daha güzel hikayelerle, çok daha kaliteli işler sunabiliriz. Ama maalesef bu reklam hırsı buna engel oluyor. Peki şimdi oyuncu olarak insan belki çok genç yaşta bu işlerin içine düşünce sadece iktisadi olarak, popülerlik olarak, bir tür iktidarı kullanma duygusu, seçilmiş olarak belli bir hazzı taşıyor. Bir kısmı kaybolup giderken bir kısmı da senin gibi popüler kültürden biraz sıyrılıp entelektüel meraklara, yani entelektüel sürece yansıyor. Bu popüler kültürle olan ilişki ve kendini inşa etme sürecine nasıl baktın? Çünkü çok genç yaşta sen de çok bilinen birisi oldun. Valla o dönemin şeyi bence bundan bir tık daha iyiydi bu döneme göre. Tabii ki hem işte medya, basın, magazin, evet çok bir sürü şey vardı yine ama bu dönemde biraz daha bunlar fazla geliyor bana açıkçası. Orada da bir şekilde kendini sıyırmaya çalışıyorsun. Her şeyin içinde olmamaya çalışıyorsun. Sonraki dönemde, sonraki geçiş döneminde ben de herkes öyle mi olur bilmiyorum. Bende şey gibi bir durum var. Yani ünlü olmasam ne olur ki? Kimse beni tanımasa ne olur ki? Yani benim için çok dert değil bu. Hani o hırsıma yenik düşmedim ben.
O yüzden de kenara çekilebildim. Peki yani kenara çekilince insan aynı zamanda yani sadece annelik bir insana yetmez. Çünkü annelik bir doğanın getirdiği evet. mutlaka çok da özel ve keyifli bir şey. Ama bir kere bu işlere bulaştı mı insan bunlardan da kopmaz. Çünkü yaratmak ve üretmek ister. Onu nereye dönüştürmeyi düşünüyor? Yani ben iyi bir senaryo beklerim mi diyorsun? İyi bir senaryo beklerim diyorum. Yani o iyi senaryo geldiği zaman ya da keyfimle, arkadaşlarımla yapacağım bir şey, keyif alabileceğim bir şey de ben onu beklemeyi tercih ederim. Yani önüme gelen her şeye atlama gibi bir şeyim yok. Yani çok şükür buna harcayabileceğim vaktim ve de lüksüm de var. O yüzden de ben iyisini ya da istediğimi yapmak için bekleyebilirim. Böyle bir avantajım var elimde. Peki şöyle bir şey yaptığın oluyor mu? Bazı arkadaşlarımda onu duyuyorum. Ben notlar alıyorum. Belki senaryo yazamam ama bu fikirlerimi birisiyle paylaşıp kendi filmimi, kendi senaryomu hayata geçirmeyi de düşünüyorum dediğin oluyor mu? Yok. Yani herkes bildiği işi yapsın diyorum o anlamda. Ama yani sen şunu herkes oynamak isterdim gibi. İsterdim bir sürü şey oynamak isterdim. Mesela? Yani mesela bir sağır dilsiz oynamak isterdim. Ne bileyim bir şizofreni oynamak isterdim. Tabii ki birçok şey farklı roller oynamak Hayrık istiyorsun. Hayrık sesindir yani. Evet yani o yüzden var tabii ki hepimizin her oyuncunun oynamak isteyebileceği roller. Daha zorlayıcı, daha keyifli, daha farklı. Peki bugünkü Türkiye'nin siyasal ikliminde zaten birçok sebepten dolayı hayat daralmış durumda. Kesinlikle. Özellikle Gezi meselesinden sonra daha kökten bir ayrım oldu. Evet. Bazı insanlar Gezi'de bulunup inkar etmeyi yeğlerken bazıları da Gezi'den dolayı cezalandırıldı. Hı hı. Sen sosyal medyada belki 24 saati geçirenlerden değilsin ama sözünü söyleyen bir biçimde ya da mutsuz olduğun şeyleri dile getiren bir yerdesin. Hı hı. Bu ayrışma bağlamında nasıl düşünüyorsun? Mesela kendinden ödün vermiş ve hayır ben orada değilim deyip nedamet getirenlere karşı duygun ne? Vallahi açıkçası bu durumlarda hani bu kadar Gezi'de olup da sonrasında ama biz onu öyle sanmıyorduk da böyle değildi de diyen insanların daha çok kendi cebini düşündüğünü varsayıyorum. Yani ideolojik bir şey ya da haklarım, benim hakkım, benim olan şeye müdahale, benim savunduğum şey oydu. Ama onların demek ki o çatı altında birleşmemişiz. O an onu savunuyordu ama sonrasında cebini doldurmayı tercih etti. Yani çok o yüzden de, bir şey mi? Tabii ki çıkarcı bir şey. O yüzden de taraf değiştirdi. Aslında oradaydım ama ben sadece geçerken uğradımcılar çıktı ortaya. Ama biz oradaydık. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimlerin olduğunu da biliyoruz. Evet. Ben şu ikiyüzlülüğü yapamıyorum kendi hayatımda. Fikrini merak ediyorum o açıdan. Benim de yani ben özellikle başka bir yerde çok da zor bir şey yapıyordum. Yani Gezi'nin ikinci, üçüncü gününde yani benim yayınlarım yoktu. Ben en son Perşembe akşamı bir Gezi yayını yapmıştım. Ama ertesi sabah olacağını şeyi bilmiyordum. Evet. Ondan sonraki de ilk yayınım pazartesiydi. Ve ben kanala dedim ki yani CNN, NTV ve Habertürk başta olmak üzere millet kıyamet koparıyor, saldırıyor. Ben dedim ki yani ya Taksim'den yayın yaparım ya da bu işi bırakırım. Çünkü öyle bir tercih halindeydi. Yayın yapmak da çünkü çok baskı vardı. Evet. Zordu. Fakat şimdi mesela şunu yapamıyorum. İkiyüzlülük yapan, hani orada olduğu halde yani tabir caizse biz gerçeği biliyoruz. Yüzümüze evet. yalan söylüyor. Evet. Ve selam sabahı kestim. Ama biz alışkınız yüzümüze yalan söylenmesine biliyorsun. Biliyorum ama bu çok... yani mesela sen o ilişkilerini sürdürebiliyor musun? Hayır. Yani sildin mi hayatından? Benim çok öyle ilişkim olmadı. Benimkiler netti zaten. Hayır mesela dizilerden falan çalıştığın başka türlü. Onları da sürdürmem diyorsun. Hiç gerek yok yani. Ben hayatımda fazlalık istemiyorum çünkü. Hı-hı. Yani belli bir yaştan sonra ben kimsenin ağırlığını taşıyamam. Yeterince Hı-hı. ağır bir ortamda yaşıyoruz. Fazlasıyla üzerimizde bir baskı ve ağırlık var zaten. Bir de insan ağırlığı buna binmesin mümkünse. Benim çok az ve öz arkadaşım vardır. Çok yani çok arkadaşım vardır ama hani hep görüştüğüm çok az ve özdür. Onlar da 30 senelik. Sen de zaten çok 30'dan fazla. Doğduğumdan beri. Peki şeyi de o zaman konuşalım. Ben kendi payıma hani Aziz Nesin benim hayatımda önemlidir. Server Taneli önemlidir. İlhan Selçuk önemlidir. Hı-hı. Çünkü benim gençliğimde tabii ki daha sonra daha başka aydınlarla da tanıştım. Ama ilk çocukluk yaşımdan itibaren onların Türkiye'de verdiği mücadeleye tanık oldum. Hı-hı. 12 Eylül'ün hemen ertesi. Ve benim kuşağımın, benden öncekiler tabii başka bir çizgide ama benim kuşağımın en azından aydın olma, aydın sorumluluğu yüklenme gibi bilinç altında ya da açıkta bir derdi vardı. Evet. Sonuç olarak kitleye söz söyleyen herkesin bence az ya da çok bu sorumluluğu var. Bizde bu da tamamen kayboldu. Sen kendini burada nasıl hissediyorsun?
Yani takip ettiğimiz, dinlediğimiz birkaç kişi var ve hani fikirlerine değer verdiğim kendi adıma. Bunlardan biri de sensin zaten. Onun dışında zaten takip edilebilecek o anlamda ben kimseyi görmüyorum şu dönemde. Çünkü herkes artık o kadar enteresan şeyler söylemeye başladı ki ve gerçekten büyük bir kirlilik var ortada. Ve o yüzden takip etmeye değer bulmuyorum. Onun işte televizyon seyretmiyorum, haber seyretmiyorum, gazete okumuyorum. Bunların hepsini farklı yayınlardan, alternatif medyadan takip ediyorum. Çünkü başka türlüsü artık mümkünatı yok. Gerçekçi de olmuyor. Peki sen Türkiye'de birçok insanın tanıdığı birisin. Dolayısıyla da bence her tanıyan yaptığıyla ve yapmadığıyla bir rol model oluyor. Ekran biraz da böyle bir şey. İşte sen laik bir kadınsın ve hayata bakışında belli ölçülerin var. İnsanları ayırmıyorsun, bunları da söylüyorsun. Ama Cumhuriyeti koruma telaşın hepimizde olduğu gibi net. Hatta ailenin duygusunu da görüyoruz. Bu anlamda kadın hareketini Türkiye'de nasıl buluyorsun? Bence en dinamik hareket o, değişiyor, dönüşüyor. Bence kadın hareketi çok başarılı. Keşke daha çok kadın sesini çıkartabilse diye düşünüyorum. Ama hani İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonrası bu gidişat nereye varacak onu da çok bilmiyorum açıkçası. Yani kadın hareketleri çok güçlü, çok kuvvetli geliyor. Evet, buna katılıyorum ama bizi koruyabilecek çok insan olduğunu düşünmüyorum. Ya da buna bizi koruyabilen bir yasa yok daha ortada. Gerçi yasalar olduğu zaman da yasa tanımam diyen bir iktidar var. Yani yasanın da bir geçerliği pek yok aslında. İstesen yani ülkendeki kadını çocuğu daha koruyamazken hani biz kalkıp neyi konuşalım ki zaten? Peki bu siyasal meseleleri biraz konuşuyoruz ama işin başka bir boyutu dijital medya bize ilginç bir takım olanaklar da sunuyor. Tırnak içinde olanaklar diyorum çünkü aslında küresel olarak dijital medyanın gittiği ülkelerde bir tür Sorosçu gibi ideoloji aktardığını da görüyoruz. Türkiye'de ama daha özgür bir alan olduğuna dair de kanaatler var. Önce içinde olmanın dışında izlenimlerin neler? Çünkü bence orada da manipülasyona ve yeni pop kültüre yönelik çok şey var. Ne düşünüyorsun? Çok şey var. İşte onlarda da gerçekten hani birazcık dikkatli ve uyanık olmak lazım seyrettiğin şeye karşı. Hani işte bilmem kimin kanalına abone oluyorsun atıyorum. Oradan sürekli seyrediyorsun falan. Konuşmaları birazcık birkaç program en azından iyi irdelemek lazım ki olay başka yere gitmesin. Çünkü her yerde dijitalde de bu kirlilik var. Nasıl normal televizyonlarda var, dijitalde de var. Ve olay hep bambaşka yerlere gidebiliyor. İşte o zaman da karman çorman bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden bence birazcık dikkatli olmak lazım. Çünkü her yerde provokasyon var tabii ki. Peki sen yani bir oyuncu olarak muhtemelen genel anlamdaki yaygın medyadaki yani bu televizyon anlamında söylüyorum. Duruma karşı belki de dijitaldeki olanaklara evet diyebilecek durumda olabilirsin. Böyle bir değerlendirmen var mı? Var yani çoğu kanaldan zaten yasaklı olduğumuz için yani geriye birkaç kanal ve dijital kalıyor. Yani tabii ki büyük bir alternatif ve artık bu platformlar inanılmaz güzel işler de yapmaya başladılar. Diliyorum çoğalır Türklerin yaptığı işler ki herkese bir şey çıksın. Pay çıksın. Peki orada da bir mafyalaşma var mı tırnak içinde? Birazcık var. Demin seninle konuştuk onu. Evet yani çoğunlukla aynı oyuncular aynı işlerde hep beraber oynuyorlar. Ama herhalde değişecektir diye düşünüyorum. O da biraz tuhaf hikayeler de o zaman birbirine benzemeye başladı. Evet. Kendini Türkiye'nin bu koşullarında hem oyuncu olarak daha doğrusu daha çok oyuncu olarak ve kadın olarak diyeyim. Yalnız hissettiğin, güçsüz hissettiğin oluyor mu? Yoksa öyle bile olsa ayağa kalkıyorum diyor musun? Vallahi bir tek kadın ve oyuncu değil. Türkiye'de yaşayan bir insan olarak aslında kendini güçsüz hissettiğin çok zaman oluyor. Ve diyorsun ki ne oluyor? Yani bir kere yani kendini en güçsüz, insan olarak güçsüz hissetmenin en büyük sebebi adalet sistemimiz. Maalesef Temiz'in gözleri açıldı. Yani daha büyük güçsüzlük olabilir mi? Neye güveneceksin? Peki orada mesela kendini onarmaya çalıştığın dönemler oluyor mu? Ya dur Zeynep ayağa kalk, düş kırıklı yaşama. Oluyor. Yani kendi kendime diyorum ki şey tamam bu kadar mutsuz olma. Bu kadar hani pasif şey olma böyle hani artık pesimist olma.
düzelecek, bir şeyler değişecektir elbet. Bu böyle gitmez çünkü. Hani bundan 25 sene önce evet biz mutlu gençlerdik, şimdiki gençlerin hali maalesef hiç öyle değil yani. Evet bir şeyler değişecek, bir şeyler evrilecek, güzel şeyler de olacak. Hem umutsuzluğa kapılıyorum hem de bir yerden sonra da diyorum ki tamam sakin. Birazcık her şeyden sıyrıl, uzaklaş, düzelecek her şey. Daha meşakkatli bir döneme de girecek belki Türkiye ama sen evet. zaten kafadan meşakkatli bir işe girdin. Evet. Yani tiyatro. Evet. Şimdi ben aşağı yukarı 1992 yılından bu tarafa en azından 20 yıl aktif tiyatro yaptım. Sonra televizyon başlayınca biraz geri aldım onu. Ama şunu hep gördüm. Tiyatroda bizden önceki kuşakta iki kalas bir heves idi. Şimdi de iki kalas bir heves. Yani evet. tiyatro ancak tutkuyla yapılabilen bir şey. Kesinlikle. Ama şimdi bu iktisadi koşullarla daha da ağırlaştı. Ama sen buna rağmen bu sene bir heyecanla bu işe girdin. Evet, çok mutluyum. Hayatta yaptığım en doğru işlerden bir tanesi. Biraz, o kadar mutluyum çünkü. Biraz yani. Anlatır mısın o süreç nasıl karar verdin, nasıl bir oyun? Daha önceden bu ekiple birkaç sefer daha konuştuk ama bir türlü hani başka oyunlar için de konuşmuştuk. Ama bir türlü işte ben o sıralar burada değildim biliyorsun. Hani ben bir buradan gidiyorum ve bir daha gelmiyorum ya, öyle bir dönemdi yine. İşte o dönem konuştuk o oyun bu oyun filan derken bu oyun için dediler ki aradılar hadi artık. Bunu yapalım. Dedim ki bakayım bir okuyayım işte Ray Kunin'in çok şeker bir oyunu. Zaten önceden yüzlerce kez oynanmış bir oyun. Okudum dedim ki çok zor bir oyun bu. Nasıl olacak? İlk okuduğumda anlamadım oyunu. Dediler ki ne oynadığınızı da söyle istersen. Hangisi karısını oynuyoruz? Çok zor bir. Ben onu herhalde bir üç kere falan seyretmişimdir. Çok, çok zor bir oyun gerçekten diyorum ya. İlk okuduğumda böyle ay beni oyun tuttu galiba başım dönüyor falan dedim. Ondan sonra dediler ki derin bir nefes al. İki gün sonra bir daha oku anlayacaksın oyunu. Ben 8. okumada falan anladım. Hangi kapıdan kim giriyor kim kimdir diye. Ya çok bol kapı çok insan o giriyor o çıkıyor. Ve şey hazırlık süreci de biz aslında çok kısa bir sürede hazırlandık. Yani böyle bir oyun için daha uzun bir hazırlık süreci gerekiyordu. Biz 3 ay gibi kısa bir sürede hani prova yapıp bir şekilde attık kendimizi sahneye. Ama iyi gidiyor. Çok güzel. Yani eleştiriler çok iyi o anlamda. Hani ben aşırı mutluyum. Bayılıyorum ekibime ve arkadaşlarımla kimler oynamaya. Selen Soyder, Giray Özdenoğlu, çok kalabalık bir dakika. Şahin Öztürk. Hepsini saymak zor. Kadro kalabalık. Kadro kalabalık. Böyle böyle olunca. O zaman işte, tiyatronun adını verelim. Epizod ve görsel sanatlar olarak biz bu oyunu çıkartıyoruz. Ve işte şimdi turne zamanı artık Ege turnesine çıkıyoruz. Bir Ödemiş, Tire Ödemiş Torbalı, sonrasında Balıkesir Tiyatro Festivali. Öyle öyle bütün yazı gezerek geçireceğiz. Tiyatro zevkli, gezmek de zevkli ama bir o kadar da güç tabii seyirciyle karşılaşmak. Şimdi Ray Kuni'de şöyle bir şey var. Ben daha önce Ray Kuni sahneye koydum. Bu işi Türkiye'ye herhalde en iyi anlatan Haldun Dorman oldu. Evet, çünkü onun o matematiği çözdü. Metin Serez de çok iyi oynar falan. Ben Devlet Tiyatrosu'nda da seyretmiştim sanıyorum ama Haldun Hoca'dan iki kere izledim. Orada çok kolay gibi görünen ya bu da nedir dene ama inanılmaz bir matematik evet. vardır. Eğer zamanlamayı doğru yapmazsanız hiçbir şey oturmaz ve her insan şey gülmediği gibi der. Şimdi aynen. mesela orada o zamanlama meselesi çok özel bir oyunculuk gerektirir. Hı. Nasıl hissediyorsun? Nasıl yakaladın o zamanlamayı? Bilmiyorum nasıl oldu ama ben sürekli sahne arkasında hani rolüm bitti atıyorum. 5 sayfa işim yok. Ben o sırada hani sahne arkasında ay dur bir kahve içeyim. Şeyine girmem. Ben hep hazır ol da her an girecekmiş gibi kapı arkasından sahneyi dinliyorum. Hı hı. Ve o hani hem benim heyecanımı daha dinamik tutuyor hem de aman bir şey atlamasın kimse karıştırmasın falan diye. O yüzden hani ben o şeyi öyle birazcık çözdüm. Sadece bir kere bir oyunda yanlış kapıdan çıktım ve böyle oldu. benim bu kapıda ne işim var falan oldum. Sonra toparlayamadık da tabii ki ama hani onu seyircinin anlamış olma ihtimali yok. Çünkü yok. O kadar çok kapı var ki ve o kadar girip çıkıyoruz ki. Hani onu onlar anlamamıştır ama ya bütün gece ona dövündü. Ben nasıl o kapıdan çıktım diye. Ama orada şöyle bir şey var tabii. Öyle bir matematik var ki yanlış kapıdan çıkınca oyunun komiği de kaçabilir. Evet, öyle ama bir yok. Öyle bir kapı mıydı? Öyle bilmiyorum. Bir kapı değildi Allah'tan yani. Hani başka bir şey yapmaya giderken mutfak kapısı yerine hol kapısından çıktım. Hani çok
anlaşılabilecek yani oradan bir şey girecek değil. Biri yoktu. Yoktu. Olsa çok fena çünkü. Çok fena. Ben Ray Kuni'yi izlerken de hep onu düşünürüm. Ray Kuni'yi sahneye koymak da çok zordur. Matematiği çözeceksin. Çünkü onu doğru sen planlayamazsan seyirci asla anlamaz. Tabii, çok tabii. Zaten kalmış. Zor bir yani takip etmesi çok zor. Yani o geliyor, o gidiyor, o ona öbür eve gidiyor. Tek sahne içinde iki farklı ev. Seyirci önce bir onu algılamaya çalışıyor zaten. Hani iki tane kadın var evin içinde. Bir karşılıklı telefonla konuşuyor gibiler ama karşılıklı değiller falan. Hani o işi algılamak bir süre ama vakit alıyor. Oyuna kaptırdığı zaman da çok güler seyirci yani. Çünkü o zaman anlamayla, karşılaşmalarla, evet. Şaşırmalarla falan. Ya o zaman şunu diyebiliriz. Tiyatro yapmaya devam edeceksin. Evet inşallah. Yani. Var mı tiyatroda mesela şöyle bir şeylerde oynasam, komedi oynadın falan? Var yani o çocuk oyunu güzel olabilir. Ona o istediğim bir şey. Keyifli olabilir yani o. Çocuk oyunu için ne düşünüyorsun? Ben mesela aşağı yukarı 15 sene düzenli çocuk tiyatrosu yaptım. Tabii çocuklarla ilgili şunu kimse söyleyemez. Ben çocukları tanıyorum diyemez. Her yerde başka çocuk ve her kuşakta başka. Ama şeyi biliyorsun. Çocuk seyircinin zalimliğini biliyorsun. Hiç sabretmez. Yani olmuyorsa evet, olmuyor. Evet yani onları bir de orada oturtmak da hani yaş şeyine göre oturtmak da çok zor. O yüzden hani eğlenceli, dikkat çekici bir şeyler olması gerekiyor ki böyle bir ah ne oluyor burada desinler. Çünkü kendi oğlumdan biliyorum. Yani o. Gidiyor mu tiyatroya? Onu götürdüm daha önce ama zaten kısa oyun olduğu için bak çok değişik olacak. Çok böyle hayret etti. Hani ne yapıyor bunlar? Televizyon gibi değil, çizgi film gibi değil. Böyle canlı canlı bir şey var. O anlamda şey merakını çekti olay onun. Ben orada hep şeyden korkuyorum. Bu görsel dünya o kadar hızlı ve zamanlaması o kadar ilginç ki çocuğun ilgisini diri tutmak giderek daha çok zorlaşıyor. Evet. Ve eğer kötü bir oyunla karşılaşırsa bir daha da gitmek istemiyor. Doğru. Bu da ayrı bir şey. Dezavantaj. Doğru. Ama meselesi olmayan çocuk oyununda bir anlamı yok. Yani çevre bilinci, evet. Demokrasi, insan hakları bunu da söylemek lazım. O yaşta aşılamamız gerekiyor. Başka türlü olmuyor sonra. Şimdi hep söylenen bir şey vardır. Belki sen de bu konuda bir şeyler söylersin. Ya işte bu dünyaya çocuk getirilir mi falan gibi laflar söylenir. Ben 15 yaşında bir kız sahibiyim. Vallahi getirdiğime gayet memnun olduğum gibi. Çocuk getirmek demek bir ticari eylem değil ki de alalım satalım. Yani. Bu bir duygu ve hayatın içine katılıyor hepimizin var. Evet. Ne düşünüyorsun o konuda? Valla ben iyi ki yapmışım diyorum. Yani ben de aynı şekilde yani çok mantıklı bir karar verip iyi ki bunu yapmışım. Ve ama ikincisi dersen mesela ben o işte yokum diyorum. Yani o kadar zor, o kadar emek isteyen bir iş ki ve şu ekonomik şartlarda iki çocuğu eşit derecede iyi şekilde imkanlar dahilinde okutmak ve büyütmek o kadar zorlaştı ki ikinci çocuğa o yüzden ben hiç sıcak bakmadım ve istemedim. Peki bu yurt dışı meselesi, yani bu işte ülkeden beyin göçü falan hikayesi. Ben hep şöyle düşünüyorum, yani her ülke gelişmiş ya da geri kalmış ülke fark etmez. Kendi insanlarını başka ülkelere göndermek, tanıklık etmelerini, eğitim almalarını sağlamak anlamlı bir şeydir. Evet. Ama kaçmak başka bir şey. Yok. Ve dolayısıyla burada tabii gidip başka yerde mesela hekimler gidiyor. Çok zorluklar yaşadılar. Sanatçılar için de zor. Sansürün en yoğun olduğu ve otosansürün. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çaresizlik olabilir çünkü. Çaresizlikle olabilir. Yani eğer buradaki eğitim sistemi gerçekten bize istediğimizi vermezse ben de çocuğumu okumak için götürebilirim. Yani bu çok olası bir plan aslında. Ama hani komple taşınıp orada yaşayıp hayatını artık orada devam ettirmek mi? Ben onu yapamam. Yani benim bütün ailem, bütün sevdiklerim, bütün arkadaşlarım buradayken benim orada olmamın bir anlamı yok. Ayrıca da ben niye ülkemi bırakıp gideyim? Yani ben de tamam belli, evet, belli bir süre yaşanabilir ama onun haricinde ben ömrümü orada geçiremem. El alemin toprağında istemem yani geçirmek. Ben de istemem açıkçası. Bir de burada kalmanın hani duyguyla da bir alakası var. Tabii. Yani ev gibi düşünüyor insan. Peki bu arka sokaklar hikayesi şöyle bir problemli hikaye. Çok uzun sürdüğü için çok insan değişiyor ama öteki taraftan da hani ben Şevket'le burada konuştuğumuzda Şevket Demirbaş yani sokakta Şevket'e herhalde komiserim diye yaklaşıyorlardır. Ama sen girdin sanıyorum 2 sezon 3 sezon kaldın. Ve çok popüler bir dizide
acayip popüler bir rol oynadın. Ritmi zor, şeyi zor. Yani metinler şartlar zor. Şartlar zor. Metinler çok zor olmayabilir ama çok sevildiği için sürekli üretmek gerekiyor ve vazgeçmek gerekiyor bir yerde senin gibi birisi için. Nasıl verdin o kararları? Nasıl verdim? Zor verdim ama arka sokaklardan ayrılmasaydım evlenemiyordum. Yani evlenebilmek için arka sokaklardan ayrıldım çünkü vaktim yoktu. Yani çok az bir süre kalıyor zaten tatil ve şey için, evlilik için daha da az bir süre kalıyordu. O yüzden dedim ki 3 sene çok keyifli, inanılmaz bir ekiple çok keyifli çalıştım gerçekten. Hala görüşüyorum hepsiyle. Ama benim gitme zamanım artık. Farklı bir yola çıkacağım. Hani vaktim yok, o yüzden ben gidiyorum dedim ve öyle ayrıldım. Bazı dizilerde, Batı'da da oluyor, böyle çok sevilen kahramanları mesela 3-5 sezon sonra ya gel bir sezon bizde oyna falan diyorlar. Böyle... Ben bir girdim öyle. Bir bölüm girdim. Ayrıldıktan 3 sene sonra mı 4 sene sonra mı? Bir girdim, çağırırlarsa giderim tabii canım. Ama mesela gel bir sezon oyna deseler. Bir sezon zorlar. Yarım sezon. Yarım sezon. Birkaç bölüm olur. Birkaç bölüm olur ama bir sezon zorlar. Gerçekten çok zor iş. Yani gece gündüz sokak, kar, soğuk, yağmur, sokaklar çok zor iş. Peki şeyi nasıl düşünüyorsun? Sen polisiye sever misin? Çok severim. Polisiye sevip polisiyenin içinde buldun ama Türk tipi polisiye. Evet, Türk tipi polisiye. Bilinen yere ambulans Rıza Baba deyip böyle hani adres vermeden her şey kolay ve net. Bilinen yer. Bilinen yer. Herkes biliyor zaten neresi olduğunu. Uzatmaya gerek seyirci yok. De biliyor. Seyirci de biliyor. Mesela ben şeyde bir iki bölüm şeyde dijital platformlarda falan polisiye görüyorum. Bunlar 30 dakika 40 dakikaya geçmiyor. Tabii, tabii. Bizdekiler hiç bitmiyor yani. Bitmiyor. 15 yıl artı günde 3 saat. Aynen. Bitmiyor, İzliyor musun peki arada sırada? Yani denk geldiğimde bakıyorum. Bugün ne yapmışlar falan diye şöyle bir bakıyorum. Ama sen biraz arkadaşları izleme duygusu. Tabii tabii. Fakat dizi de herkes değişiyor yani. Değişiyor. Yani o kadar uzun soluklu bir iş ki. Hani hakikaten insanlar artık bir yerden sonra tam dur ben bir gideyim falan diyorlar yani. Ama şöyle bir ilginçlik yok mu? O kadar isim değişmesine rağmen gerçi Demirbaşlar duruyor ama dizi duruyor. Demirbaşlar duruyor. Bir de yani çok seyredilmesi kolay bir dizi. O yüzden özellikle çocuklar ve yaşlılar hala inanılmaz seyrediyor. Hala deli gibi reyting alıyor. Yani dizinin durması gerçek bir mucize aslında. Ama herhalde bu da şey altın yumurtlayan tavuk gibi yapımcı için falan yani. Mutlaka. Ne yazsam oluyor diyorsun. Aynen öyle. Peki komedi oynamayı düşünüyor musun? Olsa evet seviyorum. Olsa isterim oynamak. Seyirci yadırgadı mı seni sahnede? Yani işte bilmiyorum ki. Şimdi sen sonuç itibariyle klasik komedide çok da alışılacak birisi evet. değilsin. İşte zarif, güzel, daha önce ciddi işlerde bulunmuş, komiser olmuş, koca komiser gelmiş buraya evet. falan. Yani evet. eleştiriler geliyor mu? Valla genelde herkes çok sevdiğini ve beğendiğini söylüyor. Yani keşke daha önce yapsaymışsın bu işi diyenler oldu. Umarım hani seviyorlardır, beğeniyorlardır. Çünkü ben sahne üstünde bayağı deliren bir kadını oynuyorum. Bayağı çıldırıyorum oyun gereği. O yüzden hani o halimle tamam oldu diyorlarsa teşekkür ederim. Demek ki yavaş yavaş oluyor bir şeyler. Ama herhalde içinde bir yerde delirecek bir kadın var. Var var. Yani, o var. yani oradan şey bulup çıkarabilirim tabii, diyorsun. Tabii tabii. Peki, yavaş yavaş süre doluyor da o yüzden bir iki tane de akılda kalan ve insanların merak edebileceği sorular sorayım istiyorum. Programcılık yapmayı düşündün mü? Yani mesela ben ya aslında bir taraftan da iyi bir kültür sanat programında olmak ama böyle işte biraz daha batılı tip. Hı hı. Belki bir talk show sunmak ya da kendi şeyimin dışında bugüne kadar hayal ettiğim ve gösteremediğim özellikler var. Ne bileyim ben müzik de yapıyorum falan gibi bir şeylerin oldu mu? Dans ediyorum falan. Yani program sunmak daha önce zaten epey süre program sundum. Yani keşke olsa program sunmak şey çok... Şey bağlamında söylüyorum, çok, yeni alanlar. Yeni alanlar evet yani çok isterim. Hani öyle bir şey bulsam ya da yaratsam hani ona göre bir platform bulsak yapsak çok güzel olur tabii ki. O çok keyifli bir iş benim için çünkü. Ama talk show dersen yok ben anladım onu. Yapmam diyorsun. Onu yapmam. Yapmam mı yapamam mı? Yapamam yani. Yani o benlik bir iş değil. Uğraşamam mı diyorsun? Yok onu? Yok yapamam. Beceremem anlamında söylüyorum. Becerirsin canım. Ya bence bana çok zor geliyor. Yapan herkese saygılar, sevgiler onlar yapsın ben katılırım. Ne tür bir programa yay dersin peki? Bilmem daha önce çok yani yaptıklarım içinde ne bileyim. Kültür sanat programı çok eğlenceli, çok keyifli daha önce yaptım. Bir moda programı olabilir. Yine böyle hafif tarz sever içinde. Sever misin modayı? Çok bayılmam. Ama onu sunması keyifli. Hani ben tüm modayı sürekli takip eden biri değilim hiç. Benim çok umurumda olan bir şey değil ama renkleri ve sunması o kadar eğlenceli ki. O yüzden öyle bir şey isterim. İçinde müziği olan, şeyi olan hani her çeşit
doneyi koyabildiğin keyifli bir program çıkardı. Ben iki şeyi görüyorum. Onlar ilginç geliyor bana. Bir tanesi böyle hani bizde de var. Ev yıkıyorlar, evi baştan yıkıyorlar falan. Evet. O yaratıcı geliyor bana. Evet. Yani nasıl bakıyor planlama falan. Bir de bence moda programı bizde çok bildik şekilde yapılıyor. Halbuki tasarımcı programı olsa gerçek tasarımcıların yarattığı ve hani bir yaratıyla karşılaşsak daha magazinden kopmuş olur diye tabii düşünüyorum. Onun tabii yaratıcılığı daha şey olur. O da sana yakışır bence. Neden olmasın? Değişik bir fikir. Güzel bir dijital kanallar bunları arıyor bence. Bunlar yapılabilir. Peki son bir şey daha soracağım. Kritik bir soru. Şimdi Türkiye'de haber kanallarında bir zaaf var. Başka disiplinlerden insanlar haber kanallarında da oluyorlar. Mesela sen ya lanet olsun keşke ben burada olsam dediğin hiç oldu mu yoksa aman aman mı dersin? Hiç yoksa gerek yok. Neden olmasın falan böyle bir... Yani haber kanallarının şu andaki artık şeyi belli, gidişatı, işleyişi, yüzleri diyeyim ben sana. Sen diyorsun ki sen zaten kötü yola düşmüşsün, bir de bize düşer. O yüzden de yani bir haber kanalında olmak, hani işte birkaç tane açıp bakabildiğin haber kanalı var. Onun dışındakileri açıp bakmıyorsun bile. O anlamda da hani... Türkiye'nin koşulları değişse peki? O zaman olur. Daha yani... önce yaptık. Yani sanat dünyasının da içinde olabileceği, bazen çünkü haber programlarına ilgi gösteren ve yeteneklerini orada da dile getiren arkadaşlarımız oldu. Yani disiplinler arası bir geçiş yapar mısın? Tabii ki yapabilirim o zaman ama hani mantıken baktığın zaman çok da bulaşmamayı tercih ederim. Başımızı derse yani, sonra. Yani mümkünse bulaşmayalım o işlere. Peki bu çocuk tiyatrosu yakın tarih mi olur? Bilmiyorum ki, seneye herhalde artık bakacağız. Seneye bir Türkiye varsa eğer böyle çocuk tiyatrosu yapılabilecek İnşallah. Şekilde. İnşallah. Pandemi nasıl geçti? Zor geçti ama bir yandan da yani herkesin yaşadığı normal zorluklar dışında ben mutluydum açıkçası. Beni çok rahatsız etmedi evden çıkmamak diyeyim. Çocuk? O biraz zor geçti. O birazcık evet evde küçük bir Survivor adası yaratıp evi komple Survivor'a çevirdik ve öyle yaşadık. O zor. Zor. Yani bütün çocukların da bence zihninde... şu ya da bu oranda travma haline geldi o. Kesin. Fiili bir hapislik çünkü. Kaygılı biri misin? Yani hayatın genelinde. Ben mesela, çok değilim. Ben bakıyorum hep kaygılarım artıyor. Böyle hep başımıza bir iş gelecekmiş duygusu. Evet kaygılarımız artıyor. Yaşamın koşullarından kaynaklı. Normal zamanda aslında hani bundan 10 sene önce sorduğunda asla kaygılı olmayıp hatta vurdum duymaz bir tiptim. Şimdi biraz daha kaygılarım var. Her şeyle ilgili tabii o memleketin. Her şeyle ilgili yani. Peki. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yasaklı olmazsan televizyonda da seni görmek isteriz ama İnşallah. Yasaklı olmamak diye bir şey. Adı konmamış bir yasak değil mi? Adı konmamış bir yasak şimdilik. Şimdi. Yani bilmiyoruz kondu mu konmadı mı. Mesela yapımcılarla hiç konuştuğun oldu mu ya neden mesela diye? Yok hiç sormadım. Söylemiyorlar değil mi zaten? Yani. O konuda muhatap olmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o onların da elinde olmayan bir şey. Kötü ama tabii bu başarılı bir insanın üzerine bu şekilde. Tabii bunu diyen de 5 kanaldan kovan. Ve yani benim gibi çok arkadaşım olduğu için hani hiç de, önemli değil. Bu konuşmaları yaptığımız insanların pek çoğu da benzer evet. çizgide olduğu için hepsinin kaderi aynı. Çok teşekkür ediyorum ben Zeynep. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, seni getirmek çok kolay olmadı. Bodrum'dan kaldır. Ama oyunu sezonda izleyeceğim, bu evet. sene gelemedim. Kış ayı inşallah. Reykuni kolay iş değil, merak da ediyorum aslında. Kim sahneye koymuştu? İrfan'ın soyadını unuttum şu anda. Önemli değil, ben bakar söylerim. İrfan Kangı. İrfan Kangı. Bu arada bende de çok unutma oluyor. Sana evet. yaptığım bu şeyden dolayı utandım. Çünkü bir kere bir televizyon programında Adalet ve Kalkınma Partili bir bakan karşımda. Adamı tabii ki tanıyorum. Fakat asla adı aklıma gelmiyor. Ben de çok oluyor. Ve canlı yayın adamın adıyla hitap etmem lazım. Ben sürekli Sayın Bakan diyorum. Rejiden anlasınlar diye. Çok fena bir şey. Bende de mesela ya isimler var, soyadlar yok çoğu zaman. Bende de simalar var. Bu birisiydi ama. Kimdi? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umarım ederim. Umarım bir sonrakinde başka bir koşulda bir arada İnşallah. Oluruz. İnşallah. Değerli dostlar, TV Kadıköy'de bu kısacık gibi duran ama şu anda bakıyorum ki acayip bir arşivimiz oldu. Daha pek çok isimle de yapacağız ama yani mesela Genco Erkal'ın burada olmuş olması, Tülay'ın burada olmuş olması, işte Derya Labora'nın olmuş olması vesaire pek çok arkadaşımızın olmuş olması benim açımdan da iyi bir arşiv oluyor. Bu olanağı iyice kullanmaya çalışacağız. Siz de TV Kadıköy'den ayrılmayın. Hoşçakalın.